Selamünaleyküm. Selamünaleyküm arkadaşlar. Rastgele. Rastgele. Bugün Seyaf'la kanolarla çıktık. Güzel bir av yaptık. Değil mi kardeşim? Aynen abi. Ha? Güzel bir av oldu. İki Seyaf'la şişme kanomuzu verdim ben. Yerine bunu aldım. Şimdilik güzel, keyifli avlar yapacağız inşallah. Ne aldık abi? Ne yaptık bugün? Bir dök bakalım bir ya. Benimkiler burada oynuyorlar. Ha? Hala canlılar. Amanin. Maşallah. Kaç tane var burada? Saydın mı? Saymadım abi de. Öyle 20-25 şey yakın bir kaldı. Var değil mi? Var. Maşallah. Kardeşim benim ya. Arkadaşlar. Al bir de benimkini dökelim. Benimkiler daha canlı, sepette olduğu için. Bundan bana da lazım abi. Tamam ama bunun... Kullanışlıymış. Güzelmiş. Dök bakalım. Ama çok güzel şeyler var abi, parçalar var burada. Değil mi? Tabii. İstavrit var, tral var. Aynen. İstavrit var, tral var. Hepsi de canlı. He? Yani hepsi canlı. Şunlara bakın ya, maşallah. Çok iyiler ya. Şu anda birini düşürmeseydin iyiydi abi. Yani yolda... Nasıl yakaladığımızı bir izlesinler, tamam mı? Bir izleyin arkadaşlar. Bir izleyin arkadaşlar. Hadi bakalım. Kurtardım. Haydi bakalım. Yediği bir atalım bakalım. İstavrit tralde bayağı bir balık aldık. Bugün de alacak mı? Sardin rengi. Bakalım. O aldı. Aldı. İlk atış ve ilk balık. Maşallah. Siyafla kanoyu daha yeni aldım. 3 yıl boyunca şişme kanoyu kullanıyordum. Memnundum. Ramazan arkadaşım, üşengeç balıkçı, Siyaflo'yu alınca dedik takım çıkalım, bir değişiklik olsun ve ben de Seyaflı'ya geçtim. Balığımız burada sardin rengi, Zigi 7, 9 gram. LRF'ciler için çok ideal bir yem. Yani erişim bayağı iyi, erimi bayağı uzak gidiyor. Evet, bunun için herhalde bir penseye ihtiyaç var. Beyler, böyle durumlar için bu şekilde hırdavatçılarda satılıyor. Alabilirsiniz, küçük, kibar. Çıkarması daha kolay. Muhakkak kullanın derim. Evet, balıklarımızı atalım buraya. Evet. Sepetimizi atalım. Gayet kıyıya yakınız. Yüzme sınırlarının biraz dışındayız. Üşengeç balıkçı da hemen şurada, sağımda. Evet, arkamızda... Arkada kuzu var. Oh, aldı. Balıkları kovalıyor arkada.
Maşallah maşallah. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel bakayım buraya. Gel. Gel 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 gel. Ah, çok güzel. Antalya'mızın en yakışıklı, en lezzetli balığı bence tral. Tral ve istavrit. Ben bunu zeytinyağı, sarımsak, sarımsağı eziyorum, zeytinyağı, limon, bol limon. Bir balıklar çok hafif piştikten sonra tabağa geldiğinde şöyle içini açıp üzerine gezdiriyorum o sosu. Mükemmel bir lezzet oluyor. Muhakkak tavsiye ederim, denemelisiniz. Eğer bilmeyenler varsa yapsınlar. Evet. Ya bir tek LRF yapanlar değil, light spin yapanlar da, yani 10 gram, 15 gram atanlar için ideal bir yem. 9 gram ağırlığında. Erimi güzel, aksiyonu güzel. Sardin rengini ben normalde hiç sevmem. Pek de kullanmam, tercih etmem. Hani yazılı orkinosta olabilir ama istavrit tralde bayağı başarılı olduğunu gördüm. Leyrek'te denemedim, bir deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Fakat tral ve istavrit de başarılı gördüğüm kadarıyla. Özellikle bu renk. Bakalım diğer renkler ne olacak bilmiyorum. Evet. Aldım. Aldım. Kaçtı. Aldı yine. Ramo aldım. Aslanım benim. Trale bak trale. Sese bakın. Ziggy 7 ile. Tral Ziggy 7'yi yedi. Evet. Atalım, alalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Ziggy 7. Al da gel bakayım. Var mı Ramazan? Aldı. Çok güzel. Çok güzel. İstavrit. İstavrit. Yani Ziggy 7 ile istavrit de aldık. Çok güzel, çok güzel. Ama yavrum sen nasıl yutmuşsun bunu ya? Evet. Güneşe doğru. Aldı bıraktı. Aldı bıraktı. Aldı. Tral bu. Kesin tral. İyi basıyor çünkü. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel, gel bir tane. Gel. İşte bu. İşte bu.
Evet. Arkadaşlar, kanodan gerçekten keyifli oluyor bu avlar. Yanında sepetim de var. Sepete de koyuyorum. Evet. Bir de şöyle atalım. Aldı, bıraktı. Güzel parçaydı. Aldı, yine aldı. Aslanım benim. Aslanım benim. Gitme. Gitme, bu istavrite benziyor. Ah! Hem de fena bir şey. Gel buraya, istavritim benim. Eşek istavritim, azman istavritim. Oo! Ah. İstavrit değilmiş ama galiba. Tiral karnından yakalanmış. Aldı. Aga, bura iyiymiş ya. Ben orada boşuna beklemişim. Of. Tral. Vallahi çok iyi bir tralem. Ya da karnından aldı. Allah Allah. Maşallah. Gel buraya. Gel. Evet, ensesinden almışım ya. Belli yani. Ensesinden almışım vallahi. Sepetimize atalım. Hoppala. Hadi Ziggy 7. Al da gel. Al da gel. Al. Kırmızı şamandıraya doğru at. Gel buraya. Gel. Sen de mi sırtından yakalandın? Ha? İp ağzına. Oo, bu istavrit. İstavrit. Maşallah, şuna bakın ya. Normalde ben sardin rengini hiç kullanmam, sevmem. Ama bunda başarılı çıktı. Yani gerçekten çok iyi çıktı. Sardin renkleri bundan sonra herhalde tiralde, istavritle kullanacağız yani. İstavrite bakın. Gel bu tarafa doğru gel, yanıma gel. Aha, kaplumbağa var. Aramızda kaplumbağa var. Sivri kafa kaplumbağa. Aman ha, dikkat et. Bayağı da büyük o. Sakatlık yapmasın. Vallahi balık kesti bir anda la. O mu kovaladaki? Normal kaplumbağa değil ki o. Sivri kafa. Az agresif oluyorlar. Çirkin bir suratı var. Çirkin şeylerden bahsediyorsun. Evet. Lan benim sepetteki balıklara göz koymasın bu. Aha, aldı. Aldı. Turuncuya doğru at. Ben de aldım. Sen çok tatlısın be. Of. Tirale bak, tirale. Vallahi bunun üçlü iğneleri olduğu için hiç kaçırmıyor desem yeridir.
Bir de şöyle atalım. Eğer apartmanda oturuyorsanız, yeriniz yoksa, taşıma sorununuz yoksa, yanlış söyledim ya. Yeriniz varsa, bir arabanın üzerine atabiliyorsanız, bu tip siyaflo kanolar daha mantıklı. Ama yeriniz yok, apartmanda yaşıyorsanız, e-tweet kanolar daha mantıklı. Yani paketleyip arabanın arkasına koyuyorsunuz, istediğiniz yerde indiriyorsunuz. Tabii şişe bir indirme var. İkisinin de avantajları var. İkisinin de eksi yanları var. Şimdilik bu üçüncü indirişim galiba Seaflo'yu. Gayet güzel. Tavsiye ederim. Hem e-tweet'i hem de Seaflo'yu tavsiye ederim. Ekonomik. Böyle keyifli avlar yapabilirsiniz. Ben arabanın üzerine bir bagaj aldım. Broadway'in üzerinde taşıyorum. Kendim çok rahat bir şekilde yükleyebiliyorum. Bir sıkıntısı yok. Oo, o ileride oynak gibi bir şey oldu. İnşallah kaplumbağa değildir. Balık aldı bıraktı. Aldı geliyor. Süper lan. Gel buraya, gel. Tarafa doğru yüzüyorlar. Evet. Ya akıntıya doğru yüzüyorlar. Yani bak, bu da bizim balıkçılara bir fikir olsun. Yani balıklar genelde akıntıya doğru yüzüyorlar. Allah bereket versin. Aldığımız balık bunlar. Gayet canlılar. Gidelim artık. Evet, gidiyor muyuz? Hadi bismillah. Kürekler elimizde. Nasıl bu be? Kanoyla, Seaflo kanoyla bu şekilde avlar yapabilirsiniz. Biz nereden aldık abi? Senin aldığın yerden aldım ben. Ocean Marine'den aldım. Orada bir ablamız var. Ablamızın adı neydi? Özgür Hanım'dı. Özgür mü? Yardımcı oluyor. Yanına giderseniz, telefon açarsanız Özgür Hanım yardımcı oluyor. Aşağıya ben linki bırakıyorum. Oradan iletişime geçersiniz. Yani şöyle söyleyelim, bu fiyata, bu performansı bir balıkçı kanosu gayet uygun. Yani bu, ya şeyleri var. Bak şöyle gösterelim abi. Şöyle kamış koyuculuğu var. Ben şuraya kameraya koymak için şey yaptım. İki tane burada gözümüz var. Şöyle bir şey veriyorlar yanında. Bunu buraya da takabiliyorsun. Otur abi böyle. Güzel. Fena değil. İşte böyle avlar yapabiliyoruz. Güzeldi, keyifliydi. Çok keyifliydi. Değil mi? Trenler kıyılara yanaşmışlar yani, bu arada. Yani.
Yine güzel avlarla izlediğiniz için inşallah. Teşekkür ediyoruz. Üşengeç balıkçı kardeşim. Buradayım. Onu sol tarafa bırakıyorum. Ben de sağ taraftayım. Bizi izlemeye devam edin. Ha bir de teknik sorular çok fazla geliyor. Ben evet. keyif alıyorum, av yapıyorum ama bir makinenin kaç saram olduğu, bir kamışın kaç karbon olduğunu ben bilmem. Bununla ilgili Murat Demirci kardeşimiz var. Onun da linkini aşağıya atıyorum. Ona da abone olursanız Murat istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Sevgiler sana. Murat Demirci sevgiler. Hadi hepinize rastgele. Hadi.